Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet geceniz geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Konumuz, konu başlığımız neye ve kime göre? Ee, bu başlık adı altında bir ders. Geçmişte bir tefekkür üzerine toplamış olduğum bir ders. Şimdi <laughs> herkes kendi hayatını mutlaka... E, şey olmuştur, müşahede etmiştir özellikle çocukluk devresinde belli bir zaman içerisinde sürekli önümüze konulan oyuncaklarla oynuyoruz. Şimdi artık gençler yeni nesil maalesef bu oyuncak kültüründen mahrum. Onların yegane oyuncağı telefonlar. Ondan sonra bizim zamanımızda telefonlar yoktu. Atari'ler vardı. Atari'de herkes de yoktu. Yani yaş 44 benim. 79 doğumluyum. 87 işte 7 yaşında falan oldu. 87 yılında bizim Tetris falan bile yoktu yani düşünün yani o kadar e, ee, ger geriydik. Tabii ara, oyuncaklar var. İşte erkekler genelde arabalarla oynardık. Telli arabalar vardı böyle. böyle oteller yemin dedeler düzeltirdi otelleri böyle. O tekrardan yarış yapardık. İşte kızlar da önüne bebekler falan koyuluyor işte oynuyorlar vesaire. Tabii bu ikili oyunlara dönmeye başlıyor. Evcilik oynamaya başlıyorsun. İşte kız erkek evcilik evleniyorlar sözüm falan. Böyle devam ediyor. Tabii bu kareografi aslında bize şunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize dünya hayatının mahiyetini anlatıyor. Yani dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir diyor. Yani o çocukluk dönemindeki o vaziyetimiz aslında bu ayetin bir tefsiri hükmündedir. Tabi zaman geçiyor. Çocukluk dönemi bitiyor. Belli bir yaşa geliyoruz. Büyüyoruz. Sonra o oyunlar artık komikleşmeye başlıyor. Yani hala şimdi telli arabayla oynamıyorum ben mesela. İşte o zamanki kızları da şimdi bebeklerle oynamıyorlar gibi gözüküyor ama bu büyüme yalnızca bedenen ve aklen, aklı maaş dediğimiz o dünyevi akıl noktasında olunca ve bu dünya hayatında geliş gayemizi unutunca, manevi büyüme de gerçekleşmeyince zahiri o çocukluk dönemindeki oyunları terk ediyoruz. Fakat oyunların aslında bir benzerini oynamaya devam ediyoruz. Bu sefer oyuncaklar büyüyor. Eskiden ben telli araba oynarken şimdi Volkswagen kediyle oynuyorum yani. İşte kızlar bebekler oynarken şimdi gerçekten bebekler oynuyor. Evleniyorlar yani evcilik oluyor işte ciddi şekilde. Tabi bu oyun ceset ve akıl büyüğü de maneviyat büyümeyince e, maalesef özellikle dünyanın üçüncü yüzü olan hakikat olmayan bu zahiri dünya insanı aldatmaya başlayınca gafillerin maşukası diyor üstad bunun için. Bu sefer bu dünya hayatını ben gerçekten de sahici ve gerçekle bir hakikat olarak görmeye başlıyorum. Bu bir ayet daha beni ikaz ediyor. O da şu. Biz diyor gökleri ve yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Nasıl ki sen büyüdün artık. Tellerle böyle oynamıyorsun. Büyüdün artık evcilikle oynamıyorsun. Dolayısıyla artık aklını, bedenin aklının büyüdüğü gibi, cesedin büyüdüğü gibi eğer bu dünyaya geliş gayeni maneviyatını da büyütseydin bu dünya hayatının yaratılışına baksaydın, anlayacağın ye yani hakikat, bu dünyanın bir oyun ve eğlence için yaratılmadığını anlardın. Nasıl ki çocukluk oyun, oyunları sana şimdi zevk vermiyor, aynı şekilde bu dünyanın da aslında zahiri kısmı olan sana, kısım sana zevk vermeyecek. Ve sen aslında bu dünyanın gayesiz olmadığını anlayacaktın. Ama ne yaptın? Kendini bu noktada e, sen söyle geliştirmedin. Geliştirmeyince de bu sefer oyun oynamaya falan devam etmeye başlıyoruz. Tabi bu dünyanın oyun eleceğine ibaret olan yönü öyle bir hayatımıza işliyor ki burada numunesini tattığımız birçok lezzet bizi aldatmaya başlıyor. Hepimiz dünyaya aldanıyoruz. Ya bu dünyaya aldanma çok büyük problem. Zaten Müslümanlar olarak maalesef dünyayla çok ciddi problem yaşıyoruz. Ya çok bağlanıyoruz ve çok uzaklaşıyoruz. Bir arayı tutturamamışız. Arayı tutulduğumuz dönemler elhamdülillah olmuş. Ama çoğu eksayit itibariyle ya çok bağlanıyoruz ya da bütün bütün terk ediyoruz. Aslında olması gereken arayı bulmaktır. Fakat bu dünyanın cazibesi o kadar cazip, o kadar lezzetli ki bir de ahir zaman. Mesela e, dünya ahir zamanda yani dünya ahir zaman dediğim kıyametin kopmasına yakın zaman. Yani bizim içinde bulunduğumuz zaman ahir zaman ve bu zaman içerisinde bakın şöyle bir şey var. Dünya bütün lezzetlerini, güzelliklerini dökecek diyor. Öyle. Mesela şundan bir 300 sene önce, 400 sene önce gidin. Mesela Karun'u düşünelim. Meşhur, zengin yine meşhur birisi. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Mesela Karun ne yapar parayla? Sırf hazineden anahtarlarını 40 tane deve taşıyormuş. İşte Karun ne yapar ya parayla? Mesela sıcak su yok adamda yani. Ne? Et yiyecek, en fazla ateşte pişirip öyle yiyecek Şimdi biz öyle yapmıyoruz. Biz portakallı ördek. Değil mi? Yemeğin ani çeşitleri tatlının 30 35 çeşit tatlı oluyor mesela açık büfe büyük lüks lokantalarda falan. Demişti yok tilitidir, bilmem nesidir, osudur, burusudur. Sıcak suyun var. Arabaların var. Mesela çok zenginsin neyin var? Deve. Kliman yok yani. Bir tane anı tutacaksın da böyle yelpaze yapacak da serinleyeceksin yani. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi çok lezzetli dünya, çok cazip dünya. O yüzden çok aldatıcı, çok ciddi insanı aldatıyor, İnsanı peşinden koşturmaya başlıyor. İşte bu noktada maalesef ee, ayet bir başka ayet bizi gene ikaz ediyor. Yani aldanmamak noktasında diyor ki bizim için dünya hayatı diyor boş bir oyalanma ve oyundan başka bir şey değildir. Yani aldanma diyor bu dünyaya. Oyun eğlence yeri burası. Herkes oynayıp gidiyor. Monopoly oynanabilirsiniz ya. Eskiden bizim milyarder de oyun ismi. Şimdi monopol olmuş. İngilizce değiştirmişler ismini. Böyle para kazanıyorsun, bir şeyler kazanıyorsun, bir şeyler yatırım yapıyorsun. Araba alıyorsun, ev alıyorsun. Ondan sonra birinci oluyorsun, para kazanıyorsun, çoğalıyor falan böyle. Oyun bitiyor. Kutuya koyuyorsun piyonları. Diyorsun ki oyun dışta işte ya. Aynı dünya hayatı da böyle. Şey ayet devam ediyor bize. Diyor ki ahiret yurduna gelince, ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur sonu çok önemli ayetin. Keşke bilselerdi diyor. Ha, şimdi bu keşke bilselerdi kelamından biz şunu anlıyoruz. Hani Emre keşke yapmasaydı. Ya. Ne demek bu? Yani orada bir cümleyle aslında ben yapılmaması gerektiğini söylüyorum. Keşke bilselerdi kelamı da bana diyor ki yani çoğunluk bilmeyecek bunu. Çoğunluk aldanacak. O yüzden beşte bir insan kurtulacak diyor. Hadislerdeki orantı beşte bir insanın cehennemden kurtulacağı. Yani oran çok düşük. Maalesef çok düşük, çok ciddi yani. O yüzden Üstad Bediüzzaman Hazretleri öyle buyuruyor. İnsanın diyor en büyük en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. Yani siyah bir atın şurasındaki beyazlık var. O kadar insanın kurtulacağı söyleniyor. Ayet bunu keşke bilselerdi. Yani demek ki bu ne bize diyor? Yani bil, çoğu bilmeyecek bunu. Peki keşke bilselerdi. Yani alim ahiretin gerçek hayat olduğunu, orası olduğunu gerçekten bilselerdi. Ne kazanacaktık? Bilmedik neyi kaybediyoruz? İşte bilmeyince çok büyük şeyi kaybedeceğiz. Ve bilmeyince bu sefer bütün değerlendirmelerimiz şaşmaya başlayacak. Yani bütün şeylerimiz bozulacak. Yani dengemiz bozulacak. Kriterlerimiz bozulacak. Parametreler bozulacak. Kriterler bozulacak. Neyi neyi değerlendireceğimiz, değerlendireceğimizin ucu kaçıyor. Bu sefer aldanmış olduğumuz dünya hayatına göre her şeyi değerlendirmeye başlıyoruz. Yorumlamaya başlıyoruz. Buraya göre konuşuyoruz. Buraya göre düşünüyoruz. Buraya göre anlamlandırıyoruz. Buraya göre bakıyoruz. Burası yani dünya. Ayet diyor ki burası oyun ve eğlencene ibarettir. Buranın hakikati yok. Yegane hayat, ahiret hayatıdır. Ve sen oraya programlandın. Keşke bilselerdi. Demek ki bilmiyorsun. Ya bu nereden biliyorum ben buraya göre programlandığımı? İşte bunu burayı örtünce İslamiyet budur. Burayı örtünce burası esas olmaya başlıyor. Bu sefer bütün değerlendirme bura, buradan başlıyor. Bunun için enfüste ve afakta insanın kendi iş dünyasında ve geniş dünyada yapmış olduğu iki hata var. İnsanı bu hataya götüren iki temel sebep. Birincisi insanın nefsinde yapmış olduğu bir hata. Nedir o? İnsan bedenine baktığı zaman kendine baktığı zaman görmek istemediği acayip bir hakikat var. O da nedir? İnsanın bir mahluk olduğu bir, her an yaratılan bir mahluk olduğu iki ve yaratıldığı için her an sürekli şekilde adım adım koşar adım ölüme doğru gittiğidir. O yüzden önce insan kendine bakacak ve şunu görecek. Diyecek ki insan ben faniyim. Ama bakıyorum ki ben faniyim ama bu faniliğimin arkasında bekaya karşı bir iştah var. Mesela ölmek istemiyoruz. Şimdi biz havaalanına gel, havaalanından buraya geldik. Yolda gelirken Emir abi şey göster. Abi şunlara bak diyor işte. E, turistlerin birçoğu gelmiş Türkiye'ye. E, saç ektiriyorlar. Niye bu adam saç ektiriyor ya? Çünkü razı değil. Dökülmeye karşı razı değil. Dökülmesini istiyor. İstemiyor dökülmesini. Yaşlanmak istemiyor. Böyle bütün billboardlarda şey var İstanbul Hava Alanı'nda. E, bu ek, ne diyorlar? Estetik operasyonu yapıldığı hastanelerin görüntüleri var. Kadını mesela yaptırmış bak aa seviniyor falan. Daha muhtemelen gerdirmiştir. Oradan çektirmiştir. Buradan biçtirmiştir. Niye gerdiriyorsun, çektiriyorsun, biçtiriyorsun sen? Ya bu nereden geliyor bu istek? Niye istiyorsun sen? Dökülmemesini istiyorsun. Neden? İşte insanın fıtratı ahirete odaklıdır. Bekaya odaklıdır. İnsan ölümsüzlük ister. İnsan bakın ölümsüzlük ister. En büyük ispatı bu asırdır. Estetik cerrahisi alemi ahiretin varlığının en büyük ispatıdır. Sürekli fotoğraf çekilmemiz alemi ahiretin varlığının en büyük ispatıdır. Hatıra kalsın. Unutulmasın. Eskiden bizim zamanımızda ağaçlara kazardık. Biz piknik yapmaya gittiğimizde ya yaşa, daha şey olanlar bilirler. İşte tarih atar işte e, isim yazardık ağaçlara. Okul sıralarında mesela vardır işte eskiden ondan sonra yazardık işte bu tarih bu tarih diye. Niye? Niye kazıyorsun ya? İnsan diyor ki mutlaka kalsın beka. Beka arzusudur bu. Fakat beka arzusunu burada arıyor. Niye burada arıyor? Çünkü kendine baktığında görmek istemediği şu var. Senin vücudun taştan demirden değil. Kendine bir bak bakalım be. Kendin bahayetine bak, vücuduna bak. Senin vücudun taştan demirden değil. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. En ufak bir mikroba karşı koyamayız. Bakın bundan bir sene iki sene önce korona denen bir mikrop üzerinden değil mi? ne büyük bir celali tecelliye mazhar olduk. Dediklerine göre bilimin dediğine göre belki de bir çorba kaşığı kadar mikrop topluluğundan bu kadar insan Değil mi? Kimisi öldü, kimisi şehit oldu. Ehli iman olarak söylüyorum. Çok büyük problem yaşadık yani. Ne kadar aciz ki teknoloji çağında karşı koyamadık. İki sene sürdü. De devam Hala de devam ediyor. Şu anda mesela şu andaki adı korona değil. O yüzden insanlar rahat. Vehim tasallut etmeyince insanlar korkmuyorlar. Aynısını da biz geçen sene yaşadık. Herkes korona diye belki yüzde ölecekti. Korkudan. Vehimden dolayı ölecek. İnsan böyle acayip bir varlık. Yani mahiyeti böyle. Peki ne yapacağız? Gururu bırakacaksın. Aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil. Dünyaya ne için geldiğini öğren. Oyun oynamak için gelmedin sen bu dünyaya. Vücuduna bak bakayım sen kardeşim. Ölümlü bir varlıksın. Ölümlü bir varlık ölümlü bir dünyada rahat edemez. Mahiyetine bak, ruhuna bak, kalbine bak. Dünyada tatmin olmuyor. Olamaz. Demek ki sen başka bir yere programlanmışsın. Başka bir yer için yaratılmışsın. Fıtratına ihanet etme. Bu dünya hayatıyla kendini doyurmak için uğraşma. Doyamazsın. Demin bir tane futbolcudan bahsediyordu. Kim var burada beraber konuşuyorduk ya. He, Ahmet buradaydı. Ondan sonra adam işte çok büyük bir parayı imza atmış. Ya adamın aldığı parayla işte bilmem kaç tane ev, bilmem kaç tane araba, bilmem kaç tane bir şey alınıyormuş. Ya ne yapacak? Harcayabilecek mi adam bunu? Yok. Yiyebilecek mi? Yok. Nedir bu ya? İşte bakın bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ifade etmiş olduğum manada İnsana diyor bir vadi dolusu altın verirse o ikincisini ister diyor. Bakın fıtrat peygamberi işaret ediyor. Diyor. İnsan mahiyetini unutunca bu dünyada ebedi kalmak için adeta bütün varanı yolu sarf ediyor. Sebep kendi vücudunda göremediği bir acziyeti var. Şimdi ikinci sebep de afakta. O da ne? Yani dışarıda dış dünyada. Şimdi kendini sabit görmeye başlayınca bu sefer de geliyor. Ondan sonra şuraya açayım. Şimdi kendini sabit gördü. Kendini vücudunun her an dalmaya muhtelif parçadan yapıldığını unuttu. Mahiyetini reddetti. Fıtratına ihanet etti. Kendini sabit gördü. Bununla beraber dünyaya bakmaya başladı. Ve diyor ki Galata His nevinden, His aldatmacasının evinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Kendini sabit görmeye başlayınca herkes dünyayı kendi aynasıyla müşahede eder. Dünyayı da sabit görmeye başlıyorsun. Galata his. Ne demek bu? His aldatmacısı. Şuna bir örnek verirsek şöyle örnek vereyim. Ee, hani birçoğunuz bisiklet kullanmıştır. Halihazırda arabalarda da kullanılıyor bu. Siboplar var. Sibop başlığı böyle. Led. Tek bir led var. Takıyorlar sibop başlığını. Normal tek bir lamba. Lastik dönmeye başlıyor. Ne oluyor? Halka. Bakıyorsun o yuvarlak halka diyorsun. He. Hayır o yuvarlak halka değil o. Sen onu his aldatmacı o kadar hızlı dönüyor ki. Sen onu his aldatmacası olarak yuvarlak olarak görüyorsun. Şimdi bu dünya hayatı da böyle. O kadar hızlı varoluş ve yok var ki sürekli şekilde. Diye. Sen tabi biz mahlukuz. Onun farkına varamayınca değil mi ne yapıyoruz? o yuvarlak gibi ha dünya sabit ya hiç ölmeyecek gibi bu plan proje yapmaya başlıyoruz. Mesela bununla ilgili ampuller eski şimdi ledlerde bu pek gözükmez eski ampul, akkor ampuller var ya böyle. Ee, sen söyle o mesela içindeki ışık bilmem kaç seve gidip geliyor. Ama sen o sabit yanıyor görüyorsun. O ışık uzaklaştıkça titreşim fazlalaşır ve onun tit titrediğini görürsün. Gidip gene yani vardır. Her an dünya fena ve zeval, fena ve zeval sürekli yaratılıyor, yok ediliyor, yaratılıyor, yok ediliyor. O kadar hızlı oluyor ki bu sefer kendini de dünyayı da sabit zannetmeye başlıyorsun. Ve bütün ondan sonra hata buradan başlıyor. Kendini ve dünyayı sabit başlamaya, görmeye başlayınca o zaman ee, ne oluyor bu sefer? Bütün hakikatler Sabit dünyada sabit zannettiğin, ölümsüz zannettiğin Hasan, kendini ölümsüz zannediyor Hasan, bu dünyada sabit zannediyor. Bu dünyada nasıl rahat edelim? Bu dünyada nasıl ondan sonra rahatla kavuşurum? Bu dünyada nasıl ondan sonra imkanlarımı arttırırım diye bütün mücadeleyi buraya sarf etmeye başlıyor. Hatta hatta bakın bunun en üst seviyesini söyleyeyim. Dini bile kendi dünyasını alet etmeye başlıyor. Dini. Bakın dini. Yani dini kullanıp dünyasını kazanmak için uğraşacak. Nasıl oluyor bu? Üstad buna Kastamonu layıkasında şöyle işaret etmiş. Diyor ki ben gördüm ki ehli diyanet belki ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık peyda ettiler. Ya yani böyle sohbetlere geliyorlarmış, üstadı ziyarete geliyorlarmış. İşte e, ara ara ondan sonra üstada dua istiyorlarmış bu zatlar. Bir iki zatta gördüm ki bakın diyaneti ister, yapmasını sever, Ta hayatı dünyeviyesinde muvaffak olsun. Hayatı dünyeviyesinde muvaffak olsun. İşi rast gelsin. Ben bir tane matbaada çalışıyordum. Bizim matbaanın ismi de zengin matbaaydı. Abi de zengin adam yani. Cumadan cumaya namaza gelirdi. Allah razı olsun. Sonra elhamdülillah beş vakit namaza başlamış. Şimdi cumaya ben gidiyorum. Ödemeleri ben yapıyorum piyasaya işte. Fason çalıştığımız yerlere. Diyor ki bana işte ben dedim ki abi canım, şu camide bir yardım edelim arada falan. Tabi tabi olur dedi işte. Ver dedi atıyorum eski şimdiki payını 400-500 lira haftada ver dedi bana. Neyse ben gidiyorum veriyorum. 500 veriyorum. Tabi biliyorsunuz böyle oradaki görevliler ve imam varsa böyle bakar kim ne verdi. Adam bakıyor ben her hafta 500 sıkıyorum. Bir gün baktım hoca benim arkamdan geliyor. Dedim eyvah <laughs> radara yakalandık. Bu adam bizi dedim ondan sonra takip edecek. Neyse aldım ben bunu. Bizim o şeyle patrona tanıştırdım falan. Dedim ben değilim ben işçiyim. Benim peşimde dolaşma. <laughs> gel ben senin menbaana götüreyim. Tanıştık. Neyse bizim bir ara işler zayıflamaya başladı. Bizim patron çağırdı dedik. Hasan dedi. Efendim abi dedim. Oraya gel işte bin yapalım ya dedi. Ne abi dedim. Camiye bin lira verelim dedi. Abi neden işlem düştü dedim ben de. <laughs> ben bin lira veririm diyor işte camiye. Çünkü bin lira verirsek Allah'ın evine o da bizim işimize yardım eder. Yani rüşvet veriyorsun yani. yani mesela bu şeyde de olur. Araba alırsın. Adak keser. Kanını sürer etrafı böyle. Tamam <laughs> mı? Ne yaptın işte? Adak kestim. Kaza olmasın diye. Ben öyle gördüm minibüs almış adam. Şey, Volt minibüs böyle. Mercedes'in Sprinter. Özür diliyorum. Yepyeni. Top kapıya gelmiş, bunu adak kesimi yeri var böyle. Kesmiş. Vallahi bak ya gördüğümü söylüyorum böyle. Kanı toplamış. Karı koca böyle ellerini batırıyorlar. Şok şok. <laughs> bir de yanlara değil böyle. Genelde kazalar önden arkadan oluyor ya böyle. Ön ve arkaya doğru böyle tamam mı? Parmak parmak. Ya Allah paganist bir anlayış kardeşim. Niye sen bunu yapıyorsun? İşte sorsan işte adak. Örfi bir şey. Bak dini bir şey. Dini bir hakikat. Yani bir vecibe dünya için yapılır hale geliyor. İşte verelim versin. Şunu verelim o bize versin. Al günün ver günüm. Al gülüm ver günüm. Yani ne merkez? Tamamen dünya. Dünya merkez. Yani ahiret falan yok. İşte bunu verirsen artar. Şunu yaparsan artar. Şu duayı oku borçtan kurtul. Şimdi bak hadiste böyle geçiyor. Diyor ki işte şu duayı okursan borçtan kurtulursun. Bizim dünyamızdaki yegane borç dünya borcu olduğundan dolayı biz o dua'yı dünya borcu için okuyoruz. Çekmişin kredi bankadan harama girmişin dua edecek amcam haramdan almış olduğu parayı ne o duayla o haramdaki borcu ödeyecek. Kafaya baksan kafaya. Beyinsiz yaşanabiliyor yani. Çok var böyle Instagram'da, özellikle dini Instagram'da önerilen insanlarsanız Allah muhafaza. böyle çıkar böyle ponçik ponçik adamlar böyle. E, sıkıntım mı geldi? Borcu mu var? Hiç korkma. Şu duayı oku. Vay anasını be. Nasıl bir din bu ya? Böyle şapkadan tak şey tak eden tavşan çıkacak. Hop! Borcun bitti. Oğlum oradaki borç, dünya borcu olduğu nerede söylendi sana? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde dünyanın üçüncü yüzü bir kere ciddiye alınmıyor. Kur'an-ı Kerim'de dünyanın üçüncü yüzü yani bizim aşık olduğumuz, taptığımız o arabalar, evler, villa tarzındaki dünyanın üçüncü yüzü Allah katında hiçbir değeri yok. Eğer diyor Allah katında dünyanın bu yüzünün değeri olsaydı kafirler bir bardak su içemezdi diyor. Bakıyor adamlar hepimizden rahat yaşıyorlar. Yok ki yani dünyanın üçüncü yüzünün hiçbir anlamı yok Cenab-ı Hakk'ın. Hatta onun hakikati yok. Sen ne yapıyorsun? Üç kuruşluk dünya hayatı için dini kullanıp dünyasını kurtaracak. Bak Üstad bunu işaret ediyor. İşi rast gelsin. Hatta tarikatı keşfi keramet için ister. Hatta tarikatı Keşfi keramet için ister. Bak bu da bir dünyalıktır. Okuyayım ben abi desinler bizim dairemizde. Tanınayım ben Hasan abi rahmetullah aleyh. Ve hatta işte o tarikata girdin zikir çekiyorsun. Kalp gözüm açıldı benim. Diyor ki ne zaman olurum ben? Ne olacağım? Öyle valla bak bundan yaşanmış şeyler. Ne zaman olurum? Bu kafayla hayatta olamazsın. <laughs> On zaman da rahmettir zaten olmaman rahmettir yani. Çünkü dünya için bakın ahiret uhrevi şeyler istenilmez ama o kadar merkeze almışız ki maalesef dünya hayatına bir dirsek bir basamak gibi yapmaya başlıyoruz dini. Maalesef bu hale geliyor yani. Özellikle tabi bak sen bunun başka bir versiyonu anlatayım ben size. Kur'an-ı Kerim Müslümanlar olarak bizim en büyük problemimiz özellikle New Generation. Yeni nesilleri çok vardır. Bu çok defa ikaz ediyorum mesela. Bilimin, bilimin bazı şeylerini Kur'an'dan böyle bulup çıkarma hastalığı var bizde. Mesela şimdi şey, bilim diyor ki biz diyor kupanın beyaz olduğunu bulduk. Şimdi bilim bunu böyle diyor ya. Bizim de saftırık ne yapıyor? Ayet açıyor, imşa açıyor. İşte bir tane oradan bir işaret alıyor. İşte Kur'an-ı Kerim kupanın beyaz olduğunu bu ayette söylüyor. Bak nerede söylüyor? Burada. Zorlama teviller. Bu da göstermeye başlıyor. Soru bilim diyor ki biz 10 sene sonra biz yeni bir araştırma yaptık. Kupa beyaz değilmiş. Bejmiş. Tamam. ispat ediyor bir de bunu. Şimdi ne oldu? Senin ayet düştü boşa. <laughs> Adam dedi ki ben de bilimim. Bugün bunu söylerim. Yarın onu söylerim. Öyle yıllarca yapmadılar. margarin yemeyin, margarin yemeyin dediler. Dediler dediler. Sonra çıktı toplandı doktor. Dedik doktorlar margarin yiyebilirsiniz. Yumurta yemeyin kolesterol yapar dediler. da yiyebilirsiniz kolesterol yapmazdır yumurta. Ya bilimin şartları laboratuvar ortamı değişir. Söylediğinin yanlısının tersini söyler. Sen eğer Kur'an'ı bilimin merkezine koyduğun zaman o zaman olmaz. O zaman sen ayeti boşa düşürdün kardeş. Sen kendi dinini iptal ediyorsun aşağı. Öyle bir hal oluyor ki. Şimdi diyor adam Kur'an'da her şey var. Ayet mi ifadesi? Vela la ratbin ve illa fi kitabı mümin. Yaş kuru her şey Kur'an'da var diyor. Şimdi adam soruyor. Şey var mı diyor. Mesela ne diyelim çok önemli buluş. Mesela he elektrik. Yer Her şey yer çekimin formülü var mı? Elektrik araba var mı? İşte şey var mı? iPhone var mı? Hani göster bakayım. Bak şimdi kafa yapısını görüyor musun adamın? Adama göre züccaciye dükkanı gibi olacak bizim Kur'an-ı Kerim yani. Her şey var. Her şey var derken her şeyi herkes göremez ama her şey var. Mesela şimdi kan nedir sizin için? <laughs> Kırmızıdır. Kan ile bildiğiniz yegane şey üçtür sizin benim dahil. Nedir? Kırmızı, al yuvar, ak yuvar. Ha şimdi adam arkada labrant. Kaç sayfa analiz çıkartıyorsun kanla ilgili? Yazılır. En az iki sayfa. En az iki sayfa. İki, mesela üç tane talin veriyorsun. O veriyor, o veriyor, bakıyorsun işte lökosit, trombosit, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. şimdi bu Allah Allah, Ulan, kan dediğim şey nedir ki? Kan kırmızı, al yuvar, yuvardı. Demek ki ehli bakınca, değil mi? Ehli bakınca, usulüne göre bakınca, şartına göre bakınca, ona göre bir eğitim alınca, içindeki trombosidi, lökosit, her şeyi buluyor. Şimdi ben inkar edebilir miyim böyle bir şey yok diye? Hem sonra Kur'an-ı Kerim'in noktayı nazarında bu dünyadaki bu işlerin çok önemi yok ki. Bunu 20. sözde Üstad'a sormuşlar. Diyorlar ki, işte siz Kur'an her şey vardır diyorsunuz ama ee sen söyle işte bu yok, bu elektriğe işaret yok diyor, bu yok diyor falan. Buna cevap veriyor. 20. sözde Bunu inşallah Osman abi, Veysel abi Ondan sonra Ertuğrul abi size bir gün ders yaparlar burada onunla ilgili. Bölüm bölüm hepsini yapamazsınız da bölüm bölüm yapabilirsiniz. Neyin ne olduğuna dair işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Fakat sonunda şöyle bir cevap kuruyor Üstad. Diyor ki bakın siz diyor ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar ebedi noktayı nazarında gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Yani siz diyor ki bu dünyayı sabit zannediyorsunuz ya. Sizin dinden nasibiniz olamaz ya. Din dediğin şey bu dünyayı esas yapmaz. Sizin tek derdiniz bu dünyada nasıl rahat ederiz, bu dünyanın imkanları nasıl rahat olur şeklinde yorumlamalarla yaklaşıyorsunuz. Sizin din yaklaşmanız bu. Kur'an bunu böyle yaklaşmıyor. Kur'an diyor ki bana, hak perestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerinde müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. İki nokta verdi bize. Bir, hak perestlik. İki, ahireti düşünmeklik esaslarına bina ediliyor. Ha, demek ki ben dinden bir şey alırken, dine muhatap alırken iki tane noktayı nazar alacağım. Bir, hakperestlik. iki ahireti düşünmek esasları olacak. Peki bunu yapmazsam ne olur? Bakın şimdi şöyle bir ka şuraya kalksam şey olur mu? Abonu, bunu alacağım. Maşallah ya bu şey gibi <laughs> alkollü müsün falan diye <gülüyor> <gülüyor> diyorlar ya. Üfle bakayım lan. <laughs> Kaç promil nurcusun? <laughs> Eli <laughs> <laughs> gaflet dedim şu. Yaradılış gayesini unutmuş, bu dünya hayatını sabit zanneden insan. Yani çoğu zaman bizim düştüğümüz durum budur yani. Gaflet. Bir de hak ve ahiret esaslı düşünen. Şimdi ikiye ayırdık. Yani bu dünyayı geniş gayene göre sen yaşamaya başladın. Vahyin terbiyesinde kendini tabi tuttun. Kur'an'ı oku. Yani Kur'an okumaktan kastım tilavet değil bunda bilin. Tilavet işin giriş kapasıdır esası değildir. Öyle Yasin'le tebarekeli ammeli bunları anlayamazsınız da bunda bilin yani. Ya Kur'an bu değil ya. Kur'an alacaksın böyle uğraşacaksın bir ayet üzerine. 3-5 ayet alacaksın düşüneceksin. O da rehbersiz olmaz. Meal hayatta olmaz. Bu sonra bunları dedikten sonra gidip meal okursunuz. Başıma hanz alacak esinmeyin. ha. ha o, o, da değil yani. Böyle alacağım bu işin ehlinin yolunu takip edeceğim. Biz belli zaman Sayit Nusa Hazretleri'nin neşetmiş olduğu Kur'an tefsirini okuyoruz. Ha sen bunu beğenmezsin. Gidersen Ruhul Furkan okursun. Başka bir şey okursun. Fark etmez. Bir ehil insan tarafından yazılan uğraşan insanlar olaraktan al ders alacaksın. Bu böyle olur arkadaşlar. Kur'an açıktır, apaçık kitaptır diyor. Adam öyle şimdi ders yapıyor ya. Kur'an apaçık kitaptır diyor. Onu açsan diyor her şeyi görürsün. Allah Allah. Bunu diyor. Tefsir okutmuyor. Kendisi bir ayet üzerine 20 dakika konuşuyor. Kur'an apaçık kitaptır diyen adamın 35 tane kitabı var. Anladın Yumuşak karnından vuruyor seni. Diyor ki Kur'an apaçık kitapta 35 tane kitap yazmış. Satın e niye, o zaman apaçıktı? Bırak ben anlayayım. Okuyor mesela diyor ki El Elhamdülillah Rabbil Alemin. Diyor ki Alemin Rabbi Allah Alemin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bak şimdi. errahman Rahim. O Rahmandır yani kullarına çok şefkat edendir. Ha, bunu diyemezsin sen. O da Rahman yazıyor. Kullarına çok şefkat eden senin yorumun. Apaçık. Apaçık niye ekliyorsun? Maliki Yevmettin din gününü yani ahiret ahiret günü yok orada din günü diyor. Din günü ne bilmem açık Kur'an. Kur'an açık Kur'an. Niye sen kendini zorluyorsun ki? Anladınız mı? Kafanıza dikkat edin. Uyanık olun. Şimdi makara ebedi zannediyorsun dünya perestik. Şimdi bakın buraya göre yani bu dünya merkezine aldığımız zaman buraya göre yapılan bütün anlamlandırmalar, değerlendirmeler yanlıştır. Hatadır. Yani monopoli de para kazanıp buna kazandığını sevinen insan gibidir bu adam. Çünkü esası yok buranın. Öleceğim de bu kadar basit. Sonra buraya göre bakın yapılan anlamlandırmayı yaptın ama hata? buraya göre yapılan bütün anlamlandırmalar, değerlendirmeler doğrudur. Nereye göre? Hak Hakperestlik ve ahiret esasına göre. Demek ki ben hayat yorumlamamı kendime ait olan yorumlamamı yaparken buraya göre yapacağım. Buraya göre değil. Ha buraya göre yaparsam, buraya göre yaşarsam, buraya göre söyleyeni anlamam ve dinlemem. Buraya göre konuşan kişi, buraya göre yaşayan kişi, buraya kişi anlayamaz. Mesela Peygamber Efendimiz sana ki işte bu ayeti okursanız borçtan kurtulursunuz der. Sen buraya göre yaşarsın. Alırsın, okursun. Hadi bakayım borçlarım azaldı mı? İban'da param oldu mu? Bu olur şunu oku işte kısmetin açılır der. Misal böyle öyle bir şey varsa. Sen buraya göre değerlendirdiğin için buraya göre okursun. Oku babam oku. Sonra olmayınca biri benim kısmetimi bağlamış. Sonra gidersin hocalara. Üfle bana. O da üfler. Bir üfler, iki üfler. Arpozun yedi üfler. Ondan sonra sen bekle. Sonra bir de der ki baktın ki açılmıyor. Açılacak adam bir şey yok ki. Sonra der ki sana biri büyü yapmış. Akrabalarından der. Sonra sen de herkese büyücü gözüyle bakarsın. Lan bu yapmıştır ha. Ulan bu yapmıştır falan. O yapmıştır diye. Böyle bir paranoyak bir şeye girersin ya. Niye? Ahmaksın çünkü yani. Ahmaksın yani çünkü buraya göre yaşıyorsun sen. Buraya göre adam buraya göre konuşuyor. Bu buraya göre yaşıyor. Buraya göre yaşanmaz. Bak şimdi. Buraya göre değerlendirmez. Eğer buraya göre yaşayan kişi. Buraya göre yaşıyorsan ahiret merkezi akberesi yaşıyorsan buraya göre değerlendiremezsin. İşler nasıl abi dedim. Biz ne diyoruz? Çok kötü, çok kötü. Hiç iyi değil. Rayından çıktı. Çok ters, dengesiz. Bak şimdi buraya göre yaşıyor adam. Buraya göre yaşayınca yaptığı yorumlar buraya göre. Çünkü ona göre işin dengesizliği, dengeli olması, rayından çıkıp çıkmaması buraya göre. Bura artınca süper. Harika. Burası inince raydan çıktı. Ters gidiyor, dengesiz. Onun için dengeli olması için böyle habire gelmesi lazım. Şık 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 gelecek para. Çünkü buraya göre yaşıyor. Buraya göre yaşayanı anlamaz. Buraya göre yaşayan da buraya göre değerlendirmiyor. İş tanısı dünya işleri ne olacak abi? 60 70 sene yaşayacağız, yaşamayacağız. İyi olsa ne olur, iyi olmasa ne olur? Ha işi diyorsan gayet ediyoruz. Dua ediyoruz. Mevla inşallah yardım eder. Buraya göre. Şimdi buraya göre yaşayanlar da burayı kaybedince üzülmez. Eğer bak ölçü veriyorum size. İyi bir Müslüman olduğunu zaten belli olur. Dünya hayatında kazandığına mesul kaybettiği şey mahzun olmaz diyor insan. Hakiki insan, akıllı insan. Aklı maaş demiyorum ha. Aklı maaş var bir de aklı maat var. Yani vahyin terbiyesinden geçmiş akıl akıldır. Aklın maaş, maat sahibi yani ahiret merkezli yaşayan yani buraya göre yaşayan hakperest ahiretlik esasına göre yaşayan bir insan dünya umurunda kazandığına mesur kaybettiği şeye mahzun olmaz. Ne üzülür ne sevinir. Haddinden fazla. Niye? Fani olan bir dünyada kazansan ne olur kaybetsen ne olur. Esas değil ki. Karun kazanmışsa ne olmuş da? Ya hepimiz toplanın. Bütün Türkiye'nin zenginliği toplansın. Karun'un kazandığı kadar kazanamamış ya. Ne olmuş? Var mı? Yok. Buraya göre yaşayanlar buraya kaybedince üzülmez ne demek biliyor musun? Bizim yaptığımız hata şu bakın. Size çok önemli bir formül veriyorum. Bak bunu cebinize koyun, aklınıza koyun, kalbinize koyun. Ve buna göre değerlendirin. Kazandım. Kaybettim. Bak kazandım kaybettim. iki tane ölçü. Şimdi biz genelde kazandıklarına seviniyoruz. Bunu böyle yapmayacağız. Kazandığıma sevinmeden önce kazanmak uğruna kaybettiğim şeylere bakacağım. Eğer kaybettiğim şeyler kazandığım şeylerden değerli ise ben kazanmış olmam. Bak kaybettiğim şeyler uğruna kaybettiğim şeyler kazanmak uğruna kaybettiğim şeyler kazandığımdan değerli ise ben kazanmış olmam. Ahiret esaslı hak peres olaraktan değerlendirdiğimde ben ahiretimi kaybetmişsem, ben namazı kaybetmişsem, ben sohbeti kaybetmişsem, ben marifetullah çalışmalarımı kaybetmişsem, ben kazandım. Ne kazandım? Ev kazandım, araba kazandım. He <laughs> he elhamdülillah işler nasıl çok iyi. Hiç abim. Hiç, hiç hiç Sen ahmaksın. Sen aldanıyorsun. Aldanıyorsun, aldatıyorsun. Sen kazandın zannediyorsun. Hayır. Kazanıp görünen kaybedenlerdensin sen. Hem de öyle bir şey kaybediyorsun ki. Ya bütün dünya hayatını toplayın. Bütün dünya hayatının değerini toplayın. Sabah namazını iki dakika sünneti etmeyecek seviyede olan bir şeyi kazanan bir insan. Ebedi baki bir şeyi kaybettikten sonra kazandım diyebilir mi? Demez dememeli. Diyorsa buraya göre yaşıyordur. Buraya. Bir tanesi bizim akraba vardı. Böyle sohbetlere de gelip derse de ders okur, kitap okurdu böyle. İyi bir adamdı. E toparlamış elhamdülillah. Böyle bıraktı. Ne sohbet kaldı, ne bir şey kaldı. Seviniyor akrabalar. E işi çok iyi diyor ya. Araba aldı diyor, ev aldı diye falan. Ben de böyle darlanıyorum yani bu şey. E, sen Buraya göre yaşadığım için ben sürekli. Yani Allah dostları olarak biliyorsun hep buradayız biz. <laughs> Ya, ya buranın doğasında bulunuyor. Yani en azından kriterimiz bu. Yani yaşıyoruz yaşamıyoruz ayrı mesele. İşin latifesi bir yana da. Ya dedim siz şimdi seviniyorsunuz ya. Bakın bu adam neyi kaybettiğini bir ölçelim mi? Neyi kaybetti bu adam ya? Ne aldı bu adam? Araba aldı. Evi var. Ne yani? Neyi kaybetti? Adamın namazı kalmadı. Sohbeti kalmadı ya. Bu adam kazansa ne olur ya? Anne olarak sen buna nasıl sevinirsin? Seviniyorsun. Çünkü buraya göre. Bakın burayı kaybedince bak buraya göre yaşayanlar ahiret merkezli ahiret esasında yaşayanlar burayı kaybedince üzülmez kazanınca sevinmez. Buna meşhur bizim e, Mesih babamızı örnek veriyoruz değil mi? E, Ebu Hanife Hazretleri. İşte gemisi batmış da elhamdülillah demiş. Demiş ki imam senin gemin demiş yine elhamdülillah demiş. O nasıl zor bir iş ya. Benim gemim batacak. Burada o zaman kaç tane gemim var? Yani he. Ne o şimdi bir 100 TL kaybedeyim, 100 gün kendime gelemiyorum ya. Bir kere böyle bir 1500 lira para kaybettim 3-4 sene önce. Yani var ya bir buçuk ay aklımdan çıkmadı ya. Gemi batacak. Ulan gemini beraber ben batarım be. Hala unutamam. Hala aklımda ya 1500 lira para ya. Az para değil o zaman ya. Abi yani bu böyle maalesef. Kolay değil o ana bize. İşte İmam Azam böyle demiş. Bakıyorsun 3 kuruş zararı... diyor. Ben çok gördüm böyle sigara üstüne sigara yakan az kazanıp da böyle, böyle işleri ters giden adam görüp de böyle çok kötü falan ne ya kardeşim. Abi işte çok zayıf falan diyor. Ben hiç ama böyle bir adam görmedim ya abi. Yaş geçiyor biz çok ciddi muhalefet olarak lazım. İşte namazdan başka bir şeyimiz kalmadı. Böyle olmayacak ya ben son nefeste imanla gider miyim falan. Ben hiç böyle için için sigara çeken çek adam görmedim yani. <laughs> Hiç denk gelmedi bana. İnşallah gelir. Ya yaşımız daha geç. 44. Ya verirse 90-95 kadar yaşamayın niyetim var yani. Yani inşallah değil mi? Allah razı olsun. Amin diyorsunuz maşallah. Bak 41 buçuk derecede nurculuk çıkmış elhamdülillah. Güzel. Devam ediyoruz. Şimdi üstadın hayatında bir örnek görüyorum. Şimdi bu, bu, merkezde yaşayan bir adam. Nasıl bir adam? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Birinci Dünya Savaşı'nda bizatihi savaşa katılmış talebeleri şehit olmuş bir kahraman kumandan zaten. Yani kahraman hoca ve kumandan olarak geçiyor. Birinci meclis açılışında bizzat e, sen söyle çağrılıp konuşturma yapılıyor. Ondan sonra dua ettiriliyor vesaire böyle bir zat. Şimdi bu zatın o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki döneminde hayatının belki de Üstadın hayatındaki en rahat ettiği belki çok kısa bir dönem budur. ha Bundan daha fazlasını görmemiş bu adam. Zaten bundan sonra hep hapishaneler, sürgünler. Yani hapishane sürgünü deyince aklınıza şu gelmesin. Yani de hapishaneye kim girer? Adam öldüren, uyuşturucu kullanan, değil mi? bir şey veren, yasa dışı iş yapan. Bu adam ee, Allah demiş, peygamber demiş, İnsanlara e, insanlar Allah anlatmış, imanımızı kurtarmak için uğraşmış, hapsatmışlar bu adamı. Yani niye? E, çünkü yanlış yapmış dinsizlik yapmak isteyenlere karşı mücadele ettiği için. Şimdi Üstad'ın o hayatının bir dönemini okuyacağız. Bakın diyor ki şimdi esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çambıca Tepesi'nde bir köşkte <laughs> merhum biraderzadem Zadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk diyor. Üstad. Birinci Dünya Savaşı'ndan İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kendisine tahsis edilen Çamlıca'da çok güzel bir yerde bir köşk var. Orada oturuyor ve bir yanında biraderzadesi yani yeğeni Abdurrahman var. Bu hayatım hayatı dünyevi cihetinde bizim gibilere en mesudana hayat sayılabilirdi. Neden? Çünkü esaretten kurtulmuşum. Darul Hikmet'te mesleki ilmime münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Yani ben ne yapıyordum? Üstad âlim. Hem çok güzel bir yerde oturuyor. Hem yanında bir birader zadesi var, yeğeni var. Yani taleben, birinci taleben dedi o zaman için. Hem de ilimleşle diyor. Yani ilimle uğraşıyor. Her şey mükemmeldi. İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Ki İstanbul'un hala en güzel yerinde bir yeri Çamlıca'dır. Ondan sonra. Şimdi... Mehrum birader Zadem, Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı manevi, hem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken diyor üstad ve sonra bir serüvene giriyor. Şimdi bulunduğu vaziyeti tekrar edelim. Esaretten dönmüş. Darul Hikmetül İslamiye'de yani şimdiki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda e, mesleki ilmiyesini yapıyor. Ve e, kendisine teveccüh eden haysiyet ve şeref çok fazla. Değil mi? İşte imam şeyden, e, İslam'dan, ordu komandandan, işte baş şey, baş e, komutana kadar, e, talebelere kadar herkes böyle zaman böyle zaman diye konuşup duruyor. Böyle bir teveccüh var. İstanbul'un en güzel yeri Çamlıca'da. Her şey mükemmel. Abdurrahman gibi manevi evladı ve talebesi, zeki talebesi yanında. Böyle bir hayatınız olsa ne olur? Değil mi? Böyle bir hayatınız vardır hepinizin emin olun yani. Şimdi o zamanki Çamlıca köşk deyince, köşk deyince böyle yani yapısal köşk yani. İçinde sıcak su yok mesela. Banyo yapacaksın da su ısıtacaksın. Babam ya köşkü yiyeyim ben ya. Sabah kalkacaksın. Aç ocağı da, suyu ısıt da, banyoya gir de. Yakan. Mesela böyle yumurta falan kırma imkanın falan da muhtemelen azdır. Ya köşk ama tahta, soba yakacaksın. Bak şimdi doğal gaz alttan ısıtıyorsun, üstten ısıtıyoruz. Yanıyoruz. Değil mi? Çay gelecek biraz sonra. Bak hepsi imkanlar. O zamanki köşk ne? Köşk yalnızca bina olarak köşk. Şu anda biz o hayatın gerçekten de üst versiyonunu yaşıyoruz aslında. Şimdi fakat ne dedik bakın. Kişi eğer hak, hakperest ve ahiret esaslıysa değerlendirmelerini neye göre yapardı? Ahiret merkezli yapardı. Şimdi bu zat da kendini analiz edecek. Bakın en büyük sıkıntımız şu özellikle ehli iman olarak hasreten de ehli hizmet olarak. En tehlikeli ve bizi körleten bir şey nedir biliyor musunuz? Meşru dairedeki rahatlık. O yüzden bakın bu zamanda dava adamı çıkmaz zor çıkar. Yani gerek sol cena gerek sağ cena bakın çıkmaz. Mesela eski solculara bakın. Mesela işte o isimlerini zikreden asılanlar var ya isimlerini zikretmeye gerek yok. Geberip gittiler adamlar mesela. Ama bu adam dava adamı. Beğenirsin beğenmezsin. Davası batıl bilmem ne o eyvallah. Onlardan iddiamız yok. Ama dava adamı. Bir davayı benimsemiş. Bakıyorsun adamın kılığıyla kıyafetiyle davasının adamı. Şimdiki solcular gibi değil. Kahrolsun Amerika yak bir malbora şeklinde bir şey yok yani. Sen söyle solculuğu yok adamın. Bakıyorsun diğer tarafta da işte o zamanki sağ cenahta bir dava şuuru var. Geliyorsun İslam'ı cenaha. Çok ciddi dava adamları çıkmış. Şimdi gel bu zamana. Bak bu kadar imkanlar bak. Tabletler, bilgisayarlar, hasreti Google var. Yazıyorsun bütün bilgiler geliyor önüne. Bütün bilgiye kolay ulaşma imkanımız var. Ne çıkıyor? Hiç. Koca bir hiç. Çünkü zor yok. Bakın zorluk insanı pişirir. İnsanı pişirir. Biz beşer seviyesinde hayat yaşadığımız için biz rahatı severiz. Mesela geldiğin sohbet yerine hemen koltuğa oturmak için uğraşırsın. Yere oturamıyor abi rahat edemiyorum ben. Bak koltuğa oturamazsın şey yere oturamazsın rahat. Evden dışarı çıkamazsın rahat. Türkiye'de oturacaksın işte hanımın sana kahve getirecek böyle değil mi? İşte poğaçalar gelecek değil mi hakkı şimdi kim gider dershaneye Gitsin çay yapacağım millet gelecek çay ikram edeceğim falan. Haydi oturuyorsunuz zaten o meşhur daire. Hani meşru daire geniştir, harama girmeye lüzum yoktur falan diye böyle güzel güzel cümleler de bulmuşsun kendine. Oo! Oh, oh, Sonra bekliyorsun ki uçayım. Yok öyle bir dünya ya. Bizim hayat standartımız dünyevi merkezi olduğundan biz bir şey yaparken genelde dünya rahatına göre yaparız. Mesela bir yere gidecek adam. Mesela el hizmetleri ben çok görürüm bunu. Osman'a bir yere gidecek. Osman buraya gidiyorum ben. Niye gidiyorsun sen oraya? Abi işte iş imkanı var. E bizim merkeze koyacağımız şey iş imkanı mı olması lazım Osman abi? Ahmet abi? Bizim merkeze koyacağımız şey nedir? Ne olması lazım? Sen oraya gideceksin de ne senden götürecek orası? Ne katacak sana? İşte ya abi orada da buluruz. Ha bulursun sen. Burada bulamadın. Ne orada bulacaksın yani oraya gideceksin yabancı diyarda? Ne bulacaksın orada sen? Bulamazsın ki. Senin aradığın şey zaten o değil ki. Senin aradığın şey dünyayı bir attık ya. Yani program bozuk. İşletim sistemi bozuksa abiler yapacağınız hiçbir işlemin doğrusu çıkmaz ekrana. Doğru nerede bilgisayar yazılımız Yazılım hayattır diyorsun değil mi? Esastır diyorsun. Bir iş yazılımın programını yazarken sen eğer bir hata yapmışsan yapacağın işlemin düzgün çıkmasını bekler misin? Değil mi Hakkı? Sen şimdi yazmışsın. Dünya perestlik. Dünya esası. Çok para kazanma merkezi kurmuşsun. Şimdi buradan basacağım dindarlık çıkaracağım iyi bir Müslüman olacağım ben. Çık. Aha çıkar. Ne çıkar orada? Yakacağın şey çıkacak sen. İyi bir para sahibi olursun. Şey sahibi olursun sen. Hep bütün sıkıntımız bugün. Bakın meşru daire bizi kemiriyor. Meşru daire bizi kemiriyor. Üstad 5 yaşından sonra annesini görmemiş. 5 yaşından sonra annesini görmemiş. Bakın bütün büyük zatları, alimlere böyle hani gerçekten de insanlığın üst seviyesine çıkmış. Hatta bırakın ya. Hadi din diyanet hep dinden bahsediyor. Şimdi ilk defa kendilerine var. Adam hep din anlattı falan. Ben size biraz da dünya, dünyevi adamlardan bahsedeyim. İşte etini çok sevdiğiniz Nusret'in hayatına bakın bakalım. Kaç yaşında çıkmış yola, kaç sene dışarılarda çalışmış, kaç sene çilesini çekmiş bu işin de bugün o yere gelmiş adam. Ünlü işte para kazanıyor. İşte o Ali Baba Adam 35 tane şirket batırdığını kendi söylüyor. Ben dinledim adamın hayatını dinledim yani bir parça. 35 tane şirket batırmış bu adam. Yani yan gelip yatan böyle hanımın yanında poğaça börek yerek böyle zirve yapan ben daha görmedim. Ama çıkacak bizim kardeşler ama inanıyorum buna yani. <laughs> çıkacak. Çık biri çıkacak. <laughs> i̇şte bizim maalesef sıkıntımız bu. Bizim merkez dünya olunca, dünya pelesik olunca bütün değerlendirme böyle oluyor. Şimdi bakıyorsun. E, sen söyle. Şöyle bir vaziyetimiz var. Şimdi adamın sıkıntısı var. Soruyor abi hayır sıkıntılarım var abi diyor. Bakıyorsun dersleri, okumaları terk ediyorlar. Sonra bakıyorum bu adam rahata kavuşuyor. Evet, toparladım elhamdülillah diyor abi. Çok şükür rahatladım. Bakıyorsun derslere gelmiyor. <laughs> okumaları yapmıyor. O zaman sıkıntıya giriyorsun. Dersleri terk ediyor, Okumayı terk ediyor. Rahata kavuşuyorsun. Niye terk ediyorsun lan? Bir problem var ya. İşte bak ne diyor burada? Bak üstad kendi değerlendirirken kendini diyor ki acaba diyor ben diyor bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Şu anda bizim örnek aldığımız bütün insanların hayatı böyle işte. Acınacak haldeler biz gıptayla bakıyoruz. Adam pespaya insaneti bitirmiş. En çok takipçisi olan onlardır. En çok takipçisi olan onlar. Bakın herkes onları konuşuyor. Herkes onu anlatıyor. Böyle hayatım olsa. Onun adamın öyle hayatı var. Adam esrara başlamış, eroyuna başlamış. İşte bir sürü. Madem çok mutlu bu adam niye ondan sonra uyuşturucu kullanıyor da? Zevkten mi zannediyorsunuz siz bunu? Kriterimiz ne? Kriter. Yazılım hatası burada. Neye göre ve kime göre değerlendireceğiz? Dünyaya göre bakıyoruz. Evet doğru. Ama dünyaya göre değil esas olan. Şimdi böyle bir vaziyette bak şimdi bu değerlendirme başlıyor. Hak nedir? Hakikat nazarında. Bakın çok önemli bir hakikat şey bu. Önemli bir ölçü. Hakikat nazarında. Çünkü bakın gerçeklik ile hakikat felsefede çok mevzu bahis olmuş meseledir. Yani gerçeklik, hakikat, gerçeklik. Gerçeklik var mıdır yoksa kişiye göre değişen bir gerçeklik midir? Hakikat nedir? Bunun arayışında çok ciddi bulunmuşlar. Halen devam eden fikir çatışmaları vardır bu noktada. Felsefe okuyanlar, geçmişte eğitim alanlar bilirler bunu. Şimdi bakın şudur. Gerçeklik duyusaldır, Kişiye göre değişir. Senin gerçekliğin farklıdır, benim gerçekliğim farklıdır. Fakat hakikat değişmez. Hakikat değişmez. Peki hakikatin önemi nedir? Hakikat duysal değildir. Mesela sen hakikati kulakla anlayamazsın. Gözle anlayamazsın. Kalple anlarsın. Anlıktır. Cenab-ı Hak ilham eder hakikati kalbine. Anlarsınız bunun olmadığını. Mesela çok rahat olursun. imkanların çok rahattır ama bilirsin ki rahat değilsindir sen. Mesela şu anda Türkiye'nin çok sayılan Sevilen bir e, yıldızı diye ifade edilen sanatçının uyuşturucu kullandığında kullanmış olduğu kelam içinde dolduramadım boşluk var diyor adam ya. Ulan boşluğunu ne boşluk lan o? Karşı taraf sana tapıyor. Şan şöhret var. Bir imza atıyorsun 5 milyar. Bir gecede 5 milyar alıyor adam ya. Şu kadar cemaat toplanalım bizim bir senelik şeyimiz bu kadar çıkmaz yani. kazancımız. Bir gecede alıyor bu adam parayı. Ve uyuşturucu kullanıyor ve diyor ki bol dolduramadığım boşluklar var diyor. Babam ne boşluğu bu nasıl bir boşlukta? Kara delik mi var sende ne var? Var ha kara delik var işte. Bak hakikat adama söylettiriyor. Hakikat inkar edilmez. Kalp ile anlaşılır. Kalbe gelen bir nur gibidir. Ve bir anda anlaşılır hakikat. Bir anda. Şundan bir hafta önceki dersi yaptığımda ben şeyde bizim medresede ne dersi yapmıştım? Acı ve açı diye bir ders yapmıştım. Yani bakış açımızı değiştirirsek acılığımız azalır şeklinde bir ders yapmıştım. Rahmet nazarı falan diye. Tabi pazar günü, şey, cumartesi günü eve geldim. Hanım rahatsız. Ondan sonra dedim ki bak akşam doktora götürelim. Gel yok iyiyim ben toparlarım iyiyim toparlarım. Pazar sabahı kalktık elhamdülillah. Hanım pert. Gittik hastaneye. Tabi hastaneye gittik e, ee, başları ki tabii şey özel hastane değil devlet hastanesi tarihler, mahalliler zaman geçiyor. Ama ben elhamdülillah kitap okuyorum yani 40 sayfa yakın kitap okudum bugün ya programda da geriyim ha. 40-45 sayfa olmuş vesel. Elhamdülillah. Ama böyle bir ara ikinci namazına doğru dışarı çıktım. Ya dedim şuraya pazarı da dedim burada yedik ya. Aynen böyle bak. Pazarı da burada yedik ya dedim. Ama bunu derken böyle hani bu bana yapılır mı be? <laughs> hani millete açını değiştir, acını hafiflesin falan diye yardırıyor mu ya böyle? Tenkit, Cenab-ı Hakk'a. Yardede de böyle demir var. Telefon da elimde. Böyle bütün pazarı da burada yedik be. Ayağım demire bir takıldı abi. Takla attım ya. Bildiğin takla attım bak yemin ediyorum ha. Pantolon yırtıldı. Karşıda ambulans var, insanlar var. Bir Allah'ın kulu da bu adam niye düştü falan demiyor. He. Vallahi bak. Hani o anda ayağa kalktım. Hani insan bazen lan kim, koyduğum, kim koydu lan bunu falan derdi. ya. Ben o anda kalktım elhamdülillah. Aynen şunu yaptım. Elhamdülillah dedim ya. Elhamdülillah dedim. Rabbim dedim ya. Ne oldu? Başkası bir şey, manyak mı lan bu adam? <laughs> Adam takla attım. Telefon düştü elinden ya. iPhone yeri düştü ya. Düşünün <laughs> ya. <yani. gülüyor> tak ya öyle bir düştüm ki hani bir Allah'ın kulu da görmedi. Lan diyorum acaba diyorum ben görünmez falan mı oldum? Çünkü acayip bir kalabalık var hastanede Yani devlet hastanesi, hep kan önü full ya. Normalde yani bir insan düşer. Abi ne oldu falan dersin tamam mı? Orada kadın geçiyor ben yerde yuvarlanmışım hiç bakmıyor bile bana yani. O an dedim acaba dedim Cenab-ı Hak diyorum bana böyle bir ders veriyor da kim de göstermiyor mu falan diyorum tamam mı? Ben bakıyorum kendim acaba ben canlı mıyım falan hayal mi görüyorum? Ayağa kalktım elhamdülillah dedim. Yani neye elhamdülillah dedim? O anda işte hakikati anladım ben. Ey Haso sen öyle acını hafifleştir, acını değiştir falan diye yardırıyorsun ya. Ulan pazar günü sen evde otursan 45 sayfa kitap okuyamazsın. 5 tane çocuk var sende ya. Hepsine 10'ar dakika yersen 50 dakika yapıyor zaten. E pazarı var, pazara çıkıyorsun, geliyorsun bilmem ne. Akşama kadar Yardırıyorsun. Ben de pazar sendromu var. Mesela herkese pazartesi sendromu var. Ben de pazar sendromu vardır. Çünkü tek gün evde olsam pazar bütün yük oraya biniyor. Yok alışverişi zart uzurdu. Pazar istemiyorum ben. Sen ne yaptın bak diyor. Ben seni hastaneye getirdim. 45 defa kitap okuttum. Bunlar hala hayvanlık yapıp da ihsan ediyorsun. Bir takla at bakayım sen de aklın başına gelsin. Bak hakikat o işte. O anda belirdi o. Elhamdülillah. Şimdi Hakikat, bakın hakikat kişinin Allah ile yaşamış olduğu özel haldir. Adeta birebir konuşmaktır. Birebir konuşursun. Hakikat geldi mi batıl gider, zanlar gider, benceler gider. Çok rahat olursun ama hakikat seni rahatsız eder. Ya ben iyi değilim dersin ya. Neyim var ya falan. Yok yok ben farklı bir şey ya. İyi değilim ben. Bak, üstad bunu yapıyor işte. Bakıyor ki herkes bizim hayatımızda gıpta diyor ama ya bu hayat gıpta edecek bir şey değil ya. Bir problem var bu hayatta ya. Böyle olmaması lazım ya. Kendini sorgulamaya başlıyor. Neden böyle sorguluyor kendini? Çünkü nereye göre düşünüyordu? Ahiret merkezli, ahiret esaslı ve hakikat noktasında. Ahirete göre düşünüyordu. Şimdi bir de bunu aynısını başkasına yapıyor. Bir yer daha okuyayım bitireceğim. Biz kaç saat oldu? Bir saat oldu mu? Aa daha iyiymiş ya. Çok hızlı konuşuyorum. Güzel gidiyor. Allah razı olsun. Kendimi seviyorum yani. Şimdi aynısını bu dişi başkasını yapacak usta. Şimdi kendine böyle baktı ya. Şimdi bir de gençlere bakacak. Şimdi ey maraza müptela hasta. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir. Bir hediye-i rahmanidir. Hoppala. Gene ezber bozan bir cümle. Hastalık bazılarına bir ihsan-ı ilahi ve hediye-i rabbani. Normalde olur mu ya bu? Abi ölüyorum ben ya. Geberdim abi üst günden beri var ama oldum ya. Öyle demiyoruz biz. Pert oldum pert. Bildiğin gibi böyle bir şey yok abi diyor ya. Ya lanet olsun geçmece diyor ya. Oh maşallah. <laughs> Battıkça batıyor. Çünkü neden dünyayı göre düşünüyor adam. Bakın bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Üstadın yanına gelmiş genç zatlar dua için. Zaten biliyorsunuz biz sıkıntıya düştüğümüz zaman hemen hocaların yanına geliriz. Yani en sevdiğimiz e, mecra hocalardır bu noktada. Bu genç zatlar da gelmişler. Üstadın yanına üstad mübarek zat. Hani bir dua etsin de bizde bir himmet etsin de bir e, şey olsun. Sen söyle ondan sonra iyileşelim, toparlayalım, hayatımıza bakalım. Üstad şimdi bak diyor ki dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm? Sahir gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum ki onların tamül dahilindeki hastalıklarında bir ihsan ilahi olduğunu düşünürdüm. Ve derdim ki onlara kardeşim senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hoppala. Biz adamı dua için gittik. Hoca bize dua etti ya. Çok hastayız biz falan. Kardeşim diyor ben bakıyorum sizin halinizden. Siz de gençlik evvesatında boğulmuyorsunuz. Hayvan evvesattan kurtulmuşsunuz. Ahiretin farkına varmışsınız. O yüzden diyor ben size acımıyorum ki dua edeyim. Dese bir adam. Değil mi? Ne kadar garip bir şey. Bak şimdi. Devamında ne diyor peki? Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik inşallah sana şifa verecek. Demek ki hastalık değil mi? Vazifeliymiş. Vazifesini bitirecek gidecek. Allah sana şifa verecek. Hem derdim, bak burası önemli. Senin bir kısım emsalin. Şimdi bak, sıhhat belasıyla. Hoppala. Sıhhat bela oldu, hastalık hediye oldu. Ama neye göre, kime göre? Neye göre, kime göre? Ahiret esaslı, hakperest bir insana göre. Bunu bize göre değil bu. Bize göre tam tersi. Bize göre sıhhat güzel, hastalık ee, iğrenç. Hayır diyor. Senin diyor bir kısım emsalin sıkat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hassiz bir hayatı ebediyesini sarsar sar zedeler belki de harap eder. Sar sar zedeler harap eder. Hasta bu. Bak böyle insanın hasta ziyaretine gitmek lazım. Adam mesela namaz kılmıyor. Dünya geniş gayesini unutmuş. Bakıyorsun lay yaşıyor. Gideceksin mesela. Abi geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ne, ne oldu ya? Abi hastaymışsın. Çok ciddi hastaymışsın. Cenab-ı Hak şifa versin. Ne oluyor? ya? Be? İyiyim oğlum. Turp gibi mi lan falan. Evet evet Turp gibisin. Ne yapacağım sen? Türk falan değilsin sen ya. Sen çürüksün. Neye göre kime göre? Dünyaya göre değil canım. Doğru. Dünyaya bakarsan o biçim ya. Baklava dilimleri o biçim. Ondan sonra güçlüsün. Ya, kaldırıyor kaldırıyorsun indiriyorsun. Ama sabah namazı gelince yatağa yorgunu kaldıramıyoruz bile. Yani. Ebedi hayatın gidiyor. Ebedi hayatın gidiyor ya. 60-70 sene iyi olsan ne olur, kötü olsan ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Üstad bu noktaya nazardan bakıyor ve diyor ki bakın senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabir düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hassiz bir hayat ibadetini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasındaki uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım sı emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Şimdi bak ne dedi? Formül şu. Hastalık bazıları bir ihsan ilahi bir hediye rahmanidir. Şurada yani. Kime göre? Bazılara. Kim o bazıları? Hakperest ve ahiret merkezli yaşayan insanlara göre. Peki ihsan ilahi, hediye ramani nereye göre? Ahirete göre. Ahirete göre. Esas yurda göre. Şimdi o zaman soru şu. Ha, esas hastalıklı gençler kimlerdir? Ahiretini düşünmeyen, gençlik sarhoşluğu ondan sonra içerisinde e, özür diliyorum. Hastalıklı gençler, zahirde hastalıklı gençler eğer ahireti düşünüyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gafet içindeki hayvan hevesattan kurtulmuşsa bunlar hasta değil bunlar. Bunlar çok sağlıklı ya. Abi adam ölecek. Ya babam bunlar acayip sağlıklı. Bildiğin gibi değil. Ama baktın ki adam sıhhatli gözüküyor. Gafete düşmüş, namazı terk etmiş, kahve düşünmüyor, Allah'ı unutmuş. Geçici lezzetler için ebedi hayatını mahvediyor, sarsıyor, zedeliyor. Bak bu adam hasta. Bak bu adam hasta. Buna dua etmek lazım. Nereye göre? Kime göre? Buraya göre değil. Oraya göre. Maalesef öyle bir ondan sonra e, dünya perestlik işlemiş ki bizim alemimize. Biz bu dünya hayatının fani geçici lezzetlerini baki alete, alete tercih ediyoruz. Kırılacak şişeleri elmaslara tercih etmek gibi diyor buna üstad. Ve öyle bir ondan sonra e, yerleşmiş ki bizim bu zamanda Çocuklarımızı büyütürken de böyle büyütüyoruz. Bakın hemen hızlı geçeceğim. Uzatmamak için atlayacağım. Üstad bir örnek veriyor şeyden. E, annelerden. Şefkatli valide diyor. Çocuğunun hayatı ebedi dünyevesindeki tehlikeye girmemesi için istifade ve faydası görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır. Avrupa'ya gönderir. Bu zamanda bakıyorsun çocuk Okula gidecek diye ev seferber. Kalk servis kaçıyor. Kalk. Kalk sonra lan. Öldürürüm seni. Namaz. Çocuk gelmiş yaşına. Namaza başlaması lazım. Namaz kılması lazım. Oruç tutması lazım. Diyor ki. Ya diyor tutamaz diyor. Okul var. Doğru diyorsun. Ayet öyle diyor zaten. Oruç tutun ama okul varsa tutmayın. Diyor yazın tutamaz diyor susuz kalamaz diyor. Futbolcu olsun diye idmana gönderiyor. Şimdi şey ya para çok ya futbolculukta. Bizim zamanında döverlerdi futbol oynuyoruz diye. Okula gittiler. Şimdi ne gitsin okula git okul. <laughs> Futbolcu ol. Okuldan kazanamazsın ki. Futboldan kazanırsın. Yazın ben görüyorum bizim Alebeköy'de hani top sahaları var böyle belediyenin. Dört tane yan yana. Hepsi full. Hepsi orada. 12 bir güneş yakıyor. Anneler dışarıda bekliyorlar. Aynı anne oruç meselesi gelince tutamaz diyor yani. Namaz geçiyor, namaz kılmıyor. Çocuğun dinden nasibi yok ya. Dini bilmiyor çocuk. Hiçbir şey bilmiyor ya. Hiç derdi yok. Ama mesela okul olunca bakıyorsun o kadar hassaslık. Ha bunu demek ya şunu da, şunu da anlamayın ha. Ee, sen söyle e, hani okula gitmesinden olur mu öyle şey ya? Bizim zaten dinimizin ilk yerini oku bir kere. Öyle bir şey demiyoruz biz. Ama dünyaya verilen önem ahirete verilmiyor. Bak Bu yaşanan bir hadise fakat o çocuğun hayat ebediyesini tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Bak dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Peki ne olacak? Devamında işte o fıtri şefkatin azabını, o yanlış kullandığı şefkatin azabını nasıl çekecek biliyor musunuz? O çocuk ebedi olaraktan ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken o çocuk yanacak ve ne için benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye annesinden davacı olacak evlilik yapılıyor. Soruyorsun hayırlı olsun. Verdiğiniz kızı verdik. Değil mi? Ondan sonra işi ne diyor? Ne iş yapıyor? Herkesin sorduğu bu. Ne iş yapıyor? Kadar maaşı. maaşı ne? Evi var mı? Arabası var mı? Başka bir şey yok. Değil mi? Sorsan namaz, ben diyorum, namaz kılıyorum. İlk sorun benim sorum budur. ha. Adam, mesela duyu akraban vermiş. Namaz kılıyor mu? Cumaları diyor. Bak ama sonra bak şimdi. Çalışıyor diyor şey cumaları kılıyor. Ama diyor meyilli. Meyilli. <laughs> He meyilli. Nereden çıkardın? Cuma'ya gittiği için meyilli. Hafif bir meyil var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak namaz kılabilir kılacak diyor yani. Aynı kişiye bakıyorsun. Adam çocuk takva. Yaşantısı İslami. Evi yok. Vermiyorlar. E zengin olmayı da meyilli. Öyle değil mi? Yani namaza başlamayı meyli kabul ediyorsun da az bir şey meyil olunca bütün suyu bırakıyorsun da karşılarının niye bu şeyi bıra bırakmıyorsun? Yani merkez dünya olunca abiler, yani işi olsun, evi olsun, karnı doysun, Ha başver namaz falan olur, kılar kılar Bir tane arkadaşım vardı benim öyle dindar, bir tane kız bulmuş kendine, kız ultra uzak yani. Yani açık saçık vardır. Mesela açık saçık der üstad. Bir açık vardır bir saçık vardır. Mesela açıktır. Mesela kılık kıyafeti absürt değildir. ya. Mesela bakarsın yani kılık kıyafeti usturuplu bir saça açık. Bunu açıktır. Açık saçık vardır bir de yani. Anladınız ya. Saçma <laughs> saçık. anlattırmayın bana şimdi. <laughs> şimdi açık saçık tamam mı? Ya abi diyor ama çok meraklı diyor şey olur diyor. Oğlum manyak mısın lan? Ulan <laughs> bu, bu seviyede çok zor ya. Ya gelmiş 25-26 yaşında yani ailesi zaten problemli kızın. Yani hiçbir şey görmemiş. Sen oğlum sonra, sonra dedim ki hayır tamam belki kız olacak ama birader sen sıkıntılısın ki. Sen sıkıntılısın yani onu dönüştürecek potansiyelin yok senin. Yani emin ol ki sen ona benzer sen namazı terk edersin dedim yani. Ki öyle de oldu. Ne namaz kaldı ne bir şey. İnsan işte bak dünya peres olunca, dünya merkeze koyunca insan hemen ister istemez ee, şey yapıyor. Değerlendirme buna göre yapıyor. O yüzden abiler işin özü bitti. Değerlendirirken ölçümüz şu olacak. İyiyim. Abicim neye göre? Kime göre? Çok iyiyim. Neye göre? Kime göre? Ahireti merkeze koyacağız. Ve buraya göre değerlendireceğiz. Buraya göre iyiseniz iyisiniz. iyisiniz. Buna göre kötüyseniz kötüsünüz. Yapacağın bütün tercihler buraya göre olacak. Burayı merkeze al. Pergel vardı. Matematikte kullanmışsınızdır değil mi? Pergelin ayağını, iğne ucunu sabitle. Ahirete. Bütün değerlendirmeni buna göre yap. Kazandım derken buna göre yap. Acaba buradan bir şey gitti mi? Şunu yapacağım neye göre? Buraya göre. Buradan sektirme. Bunu oynattın mı daire bozuluyor. İstikamet çizgi çıkmıyor. O yüzden bu zamanda istikamete kalmak çok zor. Cenab-ı Hak hepimize ahiret merkezli bir yaşam nasip eylesin. Tabi ahiret, merke ahiret merkezli yaşam için de ahiret merkezli bilgilerle donatmamız lazım kendimizi. O yüzden bu sohbetleri okumalarımız art özellikle okumalarımızı artıracağız. Kitaplarımızı okuyacağız. İşte ehli tariksek zikrimizi yapacağız. Çünkü ahir zamanda zemin çok kaygan. Böyle alışveriş merkezine falan görürsünüz. Sarı tabela vardır. Bak bundan sonra o tabelayı görürsen hep aklınıza ben geleceğim. Emrah birisi öğretmişti bana. Ben Kabe'ye gidene dua isterken öyle dua istiyorum. Diyorum ki altın oluğu görünce aklına ben geleyim. Her geldiğinde dua etmekle sana üzerine vazife olsun diyorum. Adam tabi gezerken o tavaf yapıyor ya, oradan geçiyor. En az 7 kere geçiyor. İster istemez de kafayı kaldırıyor. Görüyor Hasan abi aklına geliyor tamam mı? Şimdi siz de AVM'ler kutsal tapınaklar ondan sonra gezdiğiniz zaman o tavaf yapıyorsunuz ya orası geldi üst 4 katlı olur. En üst katta yemek kısmı vardı. Orası Hacı Lesvet gibi. Bir, orada bir tarih. <laughs> <laughs> Alttan başlarsın. Ondan sonra en son oyuncak bölümünde işi bitirirsin. En sona tabii o kadar enerji sarf ettikten yemek yemek lazım. En üst katta yemek yersin. Ondan posta gidersin. Şimdi böyle tabelalar vardır. Sarı. Değil mi? Orada ne yazıyor orada hatta şey böyle Kaygandır. İngilizce <laughs> ne diyor? <laughs> Maşallah Allah. Kaygan Zemin benim babam da biliyor. İngilizce ne yazıyor diyorum. <laughs> Neyse böyle tabela vardır. Ya da kaygan zemin. Onları ben fotoğraf çekmişim zamanında. Ahir zaman zemin çok kaygan. Zaman ahir zaman zemin çok kaygan. Ayakları sabitlemek çok önemli. Kaygan zeminde düzgün yürümek istiyorsan talimatlara dikkat edeceksin. Yoksa ansızın ayağımız kayar. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın. Son halimizi en iyi halimiz eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.